Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden herkese selamlar, sevgiler değerli izleyenler. TRT Spor ekranlarına, Spor Her Yerde'ye hoş geldiniz. Spor Her Yerde'de bu hafta yüzme konuşacağız. Çünkü millilerimiz çok güzel başarılara imza attılar. Hem Dünya Şampiyonası'nda hem Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabarttılar. İşte bizler de millilerimizin bu başarılarını Federasyon Başkanımız Sayın Erkan Yalçın'la konuşuyor olacağız. TRT Spor ekranlarında yüzmeye dair öğrenmek istedikleriniz ne varsa bugün de sizleri buluyor olacak değerli izleyenler. TRT Spor Her Yerde adresimiz, Instagram ve Twitter'da varız. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz diyelim. O halde Spor Her Yerde başlasın. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın Spor Her Yerde konuk oluyor. Sıra dışı bir spor, bataklık dalışı hakkında merak edilenler. 5T5 köşesinde birbirinin eğlenceli spor videoları. 2020 Tokyo biletini alan milli sporcu Victoria Zeynep Güneş'in hikayesi Spor Her Yerde başlıyor. Evet değerli izleyenler, Spor Her Yerde de bu hafta yüzme branşını konuşacağız dedik. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın bugün bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok güzel ardı ardına başarılar geliyor, imza atıyorsunuz. Madalyayla dönüyorsunuz, madalyalar almaya devam ediyorsunuz. Sizden genel bir değerlendirme istesem neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle bunu milletimize borçluyuz. Milletimizin bize verdiği destekten. Bu destekte emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendi'ye ve bütün bakanlık yetkililerine, federasyon ailemize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii geriye dönüp başlayacak olursak Avrupa gençlerden geldik. Taze bir gelişti. Biliyorsunuz tarihimizde ilkleri yapıyoruz. İlklerden bir tanesi de yine 5 madalyayla geldik. Geçen sene de biliyorsunuz bayan branşında yine kızlarımız 2 tane madalyayla döndüler. Önceki sene Ümitcan Güreş'e 6 madalya döndü. Bu sefer de 2 tane bayrak takımından olmak üzere 3 tane de bireysel olmak üzere 5 madalyayla döndük. Tabii buradaki şanssızlığımız şuydu, Avrupa gençlerde bir saliselerle 4 tane madalya kaçırdık. Bundan dolayı üzgünüz. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Biz size en iyisini yapacağız, siz her şeyin en iyisine layıksınız dedik. Göreve geldiğimiz günden itibaren yüzmenin ihyası ve inşası noktasında ne yapmamız gerekiyorsa biz yönetim olarak yönetmek adına bunları yapmakla mükellefiz dedik. Ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii öncesinde yine Komen vardı. Komen'de yine tarihi bir başarıyla geldik. Son 15 yıla baktığınız zaman 31 madalyayla ilk defa geliyoruz. Yine öncesine geleceğim. Tarihimizde ilk defa Multinations'ta hem yıldızlarda ve hem gençlerde Türkiye tarihinde bir ilki yapmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Birinci olduk. Ya bunlar tabii yeterli mi? Elbette değil. Biz her zaman şunu söyledik, piramidin altyapısını dolduracağız ve bu ülkeye en büyük hizmeti yapmaktan onur duyacağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İşte burada Tohum'dayız. Tohum'dan 4 tane sporcumuz bugün EYOF'ta. Tabii onlara da başarılar diliyoruz. Bizi yine gururlandırdı Beril Böcekler'e ve hocasına. Çok güzel başarılar. Merve Tuncel'e. Evet. Tabii bu arada şunu unutmayacağım. Gwangju'da biliyorsunuz 2 gün önce yine bir olimpiyat A kotası aldık. Tarihimizde yine ilkleri yapıyoruz ve ilkleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gwangju'daki takımımıza da başarılar diliyorum. İnşallah oradan güzel haberler gelecek. Dün tabii Emre yarı final yüzdü, finale çıkacaktı. Sabahki yüzdüğü derecesi tabii akşama yansımadı, şanssızlık. Yüzmede bunlar olur. Çünkü yüzme zor bir spordur. Yani bunu yönetmek de zordur. Anlatabiliyor muyum? Ya o an sporcunun psikolojisini bilmiyoruz. Biz bile egzersiz yaparken yüzdüğümüzde ne kadar zorlanıyorsak onları düşünüyoruz. Onun için inşallah bu konularda da deneyimi kazanacağız. En güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Olimpiyat A barajımız 3 oldu. Evet, devamını bekliyoruz inşallah. Evet. Çok güzel çünkü Beril Böcekler Avrupa ikincisi oldu. EYOF'ta rekor kırdı ve direkt şu anda 2020 Avrupa Tokyo yolcusu. Özür diliyorum. Evet, Tokyo yolcusu. Evet. Olimpiyatlarda. Yine aynı şekilde Berkay Ömer Öğretir. Evet. O da keza aynı şekilde. Yine Victoria Zeynep Güneş. Çok güzel. Şimdiden 3 tane sporcumuz olimpiyat yolunda. Evet. Tabii bu ilk kapıyı Berkay Ömer Öğretir açtı. Yaklaşık 1,5 yılı öncesinde olimpiyat A kapısını açarak girdi. Ve diğer arkadaşlarına da örnek olduğunu düşünüyorum. Akabinde Beril Böcekler'le geldi. Sonra işte Victoria Zeynep Güneş dereceyi geçti ve bugün A barajındalar. Yine
Berkay'ın 200 kurbağası var. Bugün Metin'in yine yarışı var. Bu yarışlarda olduğu zaman inşallah bayrak takımımız da var. Ümidimiz çok büyük. Dualarınızı bekliyoruz. Onlar gereken bütün hassasiyeti gösteriyorlar. Çalışmaları yapıyorlar. Yeterince kampa girdiler. Kamp süreleri çok iyi geçti. Kampı iyi değerlendirdiler. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim teknik ekibimiz, çünkü biz federasyonda yeni bir yönetim anlayışıyla hareket ettik biliyorsunuz sportif anlamda. Bir teknik direktör ve bunun altyapısında genel koordinatör yardımcıları belirledik. Sportif genel koordinatör yardımcısı olarak bunun altında büyükleri ikiye böldük. Uzun süredir ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. İlk defa yapıyoruz, evet. Erkeklerden sorumlu milli takım antrenörümüz var. Kadınlardan sorumlu, bayanlardan sorumlu milli takım antrenörümüz var. Gençler kategorisinde herkese aynı şekilde hem bay ve bayan olmak üzere ve yıldızlar kategorisinde de yetkili iki tane antrenörle çalışıyoruz. Tabii bunları sürekli takip ediyorlar. Kamp planlarını yapıyorlar, kendi üzerine bütün çalışmaları yapıyorlar. Biz de federasyon olarak tabii ergolojik desteğinden tutun, diyetisyenine, psikolojik destek, A'dan Z'ye malzeme desteği, teknik destek, bunların hepsini sağlıyoruz. Ve neden? Çünkü en iyisini yapsınlar diye. Hadi söylediğimiz gibi, evet, Türkiye'nin mesajları bunlar. 2024'ü konuşurken böyle konuşmayacağız. Madalya ümidiyle konuşacağız. 2028'i konuşurken inşallah bu ümitlerimiz çok yukarıya çıkıp, evet, biz burada madalya almamız gerekiyor diyeceğiz. Çünkü onun tohumlarını attık. İnşallah 2024-2028 Türkiye'nin mesajlarıdır. 2032'de bunları konuşurken artık televizyon başında evet biz madalya alacağız diyeceğiz. Çünkü o noktaya doğru ilerliyoruz. Eğer bu plan ve program doğrultusunda hareket ederse. Onların tohumları şimdiden atılıyor aslında. Aynen öyle. Yerli ve milli dedik ve yerli ve milli unsurlar dahilinde bizim çocuklarımız ve antrenörlerimiz bu noktada ilerliyorlar. Yeter ki onlara o imkanı, olanakları onlara sağlayalım. Onlara sağladığımız zaman şuna inanın, bir Türk'ün yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bize bu gururu yaşatıyorlar ve teknik ekibime de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çünkü onlar dünyadaki ilk 10 ekipten bir tanesi. Ve imkan olanakları arttırdığımız zaman şuna inanın, ilk 5'e de girecek bir yapıya sahipler. Efendim, böylesine güzel başarıları imza atıyoruz ama Türkiye'de yüzme kültürü nasıl sizce, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii bu orantılı bir şey. Yani Türkiye'de yüzme kültüründen ziyade spor kültürüyle başlamak lazım. Yüzme kültürümüz, bir örnek vereceğim. Yaklaşık bir ay önce biliyorsunuz İtalya'da da büyük bir anlaşma yaptık. İtalyan Federasyon Başkanı, ayrıca Avrupa LEN, yani Avrupa Yüzme Birliği Başkanı, ayrıca İtalyan Parlamentosu'nda senatör. Kendisiyle iki ülke arasında antrenör, eğitim, A'dan Z'ye bir anlaşma yaptık karşılıklı olarak. Eylül'den itibaren inşallah karşılıklı olarak bunu yola koyacağız. Bu anlaşmayı uygulayacağız. Yani orada gördüğüm bir şeyi söyleyeyim ben. Yani havuz 1938 yılında yapılmış. Ama havuzda biz yarışı izlerken 5750 tane konuk vardı. Yani spor kültürü ülkesindeki çok ciddi bir eğilim var yüzmeye. Spor kültürünün yanı sıra futboldan sonraki İtalya'daki en büyük federasyon yüzme federasyonu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu spor kültürüyle alakalı. Ülkemizde bu spor kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. İnsanları tanıştırmamız gerekiyor. Yüzme ile ilgili noktada zaten bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın bir projemiz var. Bu proje geçen sene çok güzel, yani bu ana kadar çok güzel meyvelerini verdi. Sayın Bakanımız da yaklaşık 3 gün önce bir röportajında dedi ki 1 milyon yüzücüyü hedefliyoruz. 2020'nin sonuna kadar. 2020'nin sonuna kadar inşallah 1 milyon yüzücüyü hedefimiz gerçekleşecektir. Çünkü bununla ilgili altyapılarımız mevcuttur. Ciddi bir antrenör alımı yapıldı. Biz bunlara ciddi bir eğitim veriyoruz. Bu noktada inşallah biz de yüzme kültürünü inşa etmeye çalışıyoruz. Yapmamız gereken bu. Ama tamamına baktığınız zaman global olarak spor kültürünün daha çok ilerlemesi daha lazım. Daha çok ilerlemesi lazım. Federasyonlarda çok büyük iş düşüyor. Zaten sizler elinizden geldiğini yapıyorsunuz. Şimdi efendim, son rakamlara göre Türkiye'de 85 civarında yapılan, 65'te yapılmış yüzme havuzu var. Evet. Peki ilgi ne oranda? Size böyle bir veriler geliyor mu acaba? Şimdi tabii orada şöyle düzeltme yapayım. 85 tane devam eden, yaklaşık 71 tanesi bitmiş olan havuzumuz var.
Tabii yeterli mi? Elbette değil. 82 milyonuz. Şimdi İstanbul'da zaman zaman havuz sorunu yaşıyoruz. İzmir'de havuz sorunu yaşıyoruz. Buradan sizin aracılığınızla bir şey söylemek istiyorum. 2023'e inşallah 100. yılına, ülkemizin 100. yılına daha büyük, daha geniş kapsamlı havuzlar inşa edilecek. Tabii zaman zaman bu sorunlar yaşanıyor ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela bir Trabzon havuzumuz, bir Dahiyane, çok güzel. Bir Edirne havuzumuz, yani anlatmakta ifade edemiyorum. Mesela Balkan ülkelerinden sürekli bizim Edirne'ye bir geliş var. Orada kamp yapma isteği var. Erzurum havuzumuz hakeza aynı şekilde. Yani bugün bütün Avrupa'yı açtık orayı. Bütün Avrupa oraya hem yükselti kampı anlamında geliyorlar. Bizim burayı tercih ediyorlar. Tabii havuz yeterli mi noktasında eğer sorarsanız evet yeterli değil. Çünkü gelişen ve büyüyen bir ülkeyiz. Bugün 115 bin lisanslımız var ve biz bugün şu hedeften bahsediyoruz. 1 milyon yüzücü kapsamından bahsediyoruz. Bu kapsamda elbette biraz daha arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da okullar çok büyük bir katalizör görevi üstleniyor sanırım. Öyle değil mi sizler için? Mesela ilkokulda herhalde bir zorunlu ders olma noktasında bir çalışma vardı. Tabii, o ne Sayın durumda? Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürütülen proje kapsamında ilkokulda zorunlu ders haline getirilecek. Zorunlu ders haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü yüzme biliyorsunuz. Yani olimpiyatı tarif ederken olimpiyatın ana unsurlarından bir tanesi anayasa olarak kabul edilir. Yüzme, jimnastik ve atletizm. Gerçekten bizim ülkede yüzmeyi yaygınlaştırmamız, en alt tabana ulaştırmamız. Aslında çok sevilen bir branş, çok sevilen bir... Elbette, çünkü bugün biz eğer yüzmeyle ilgili geçmişe dönük sıkıntılar yaşıyorsak ve bugün hali hazırda yaşıyorsak bunun sebebi geçmişle ilgili. Yani altyapımız, geldiğim gün bunu aslında yani herkesin emeğine sağlık. Burada farklı bir göndermede bulunmuyorum, yanlış anlamayın. Geldiğimiz gün altyapımız 221'di. Yani piramidin alt tarafından bahsediyoruz. Bugün altyapımız 3000'lerde, 3000'in üstüne çıkıyoruz. İnşallah 2023 hedefimiz 10.000. Bu altyapıyı ne kadar doldurursak, altyapıyı ne kadar sağlamlaştırırsak, yukarıya da onların devamlılığını sağlayabilirsek, bugün mesela elit sporcu anlamında 40 değil de 150'yi konuşuruz, 200'ü konuşuruz. Ya bugün EYOF'a seçerken, daha öncesinde EYOF'a seçerken biz 32 kişi içinden seçiyorduk. 32 kişi içinden bir seçim yapıyorduk. Bu 16 kişiyi götürüyorduk. Bugün EYOF'a 22 kişi gitti. Yani bu piramidin altyapısını yükseltip de biz bunu 500 içerisinden EYOF'u seçsek, 500 içerisinden Beril gibi nice Beriller çıkacaktır, nice Merve Tunceliler çıkacaktır, nice Sudem Denizler çıkacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani piramidin altyapısıyla orantılı bu. Onun için bizim altyapıyı güçlü tutmamız gerekiyor. Onun için altyapıyı bizim ilkokulda zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Yüzmede başarılı bir gelecek istiyorsak, sağlıklı bir gelecek istiyorsak, sağlıklı bir nesil istiyorsak bu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buradan da ailelere bir çağrıda bulunalım aslında, öyle değil mi? Çocuklar, evet, ailelere çağrımız tabii çocuklarımızı muhakkak ve muhakkak yüzmeye götürelim. Yüzme emek isteyen çok güzel bir spor. Yüzün ve rahatlayın. Yüzün ve sağlıklı kalın. Yüzmek hayatta kalmak. Aslında kesinlikle öyle, çünkü ben şimdi kendimden örnek verecek olursam ben 4 yaşındaydım yüzmeyle tanıştığımda. Aileler bu bilince sahip aslında. Belki de yüzme anlamında. Hani o anlamda birazcık şanslı bir toplumuz. Evet, mesela ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Oğlum benim yüzücü. Tabii benim oğlum yüzücü. 4,5 yaşından itibaren yüzüyor. Ha, ben öyle miydim? Değildim. Yani bana da bizim zamanımızda eğer bu imkanlar olsaydı seve seve yapardım. Çünkü bugün kloru ve havuzu gördüğüm zaman klor kokusu ve havuz hemen beni mest ediyor. Atlamak istiyorum yani. Çünkü yüzün ve rahatlayın diyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yaklaşık 3,5 ay önce, 4 ay önce Avrupa Parlamentosu'ndan bir tasarı geçti. Bu tasarıda yüzmenin hayatta kalmak olduğuna dair, yani yüzme hayatta kalma sporudur. Onun için muhakkak ve muhakkak bütün vatandaşlarımıza, bütün milletimize çağrımızdır. Yüzmeyi öğrenin ve hayatta kalmayı öğrenin. Böyle diyoruz. Sağlıklı olun. Bu
senenin sonuna kadar başka ne gibi projeler var efendim ya da şampiyonlar bizleri bekliyor? Şimdi tabii yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Takımımız Gwangju'da, Kore'de, bir takımımız da Eyof'ta. Bunun yanı sıra atlama ve senkronizenin de yarışmaları var. Onlarda da güzel dereceler elde ediyoruz. Ve etmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki ay inşallah Macaristan'da dünya gençlerimiz var. Orada çok iddialı bir yarış. İnşallah orada da güzel sonuçlar elde etmeyi umut ediyoruz. Ülkemize yakışır şekilde. Yani milletimizi en iyi şekilde temsil etmek olanağını sunacağız. Akabinde dünya kısa kulvar var. Ve bunlar devam edecek. Yarışlara en güzel şekilde teknik ekibimiz hazırlanıyor. Biz de yönetim olarak onlara desteklerimizi veriyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları, bütün hazırlıklar onlar için. Bir yıl gibi bir süre var. Evet, bir yıl gibi bir süre var. İnşallah bu bir yıl gibi süreyi de en güzel şekilde geçirip, takımımızı en iyi şekilde hazırlayıp Tokyo Olimpiyatlarında bize yakışır şekilde temsil edeceğiz. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, sağlıkla kalın, teşekkür ediyorum. Bir şnorkel, gözlük ve bolca çamur. Aklınıza bir spor gelmiyorsa eğer, bu hafta Baycan'ına köşesinin konusu tam da size göre. Hadi gelin, dünyanın en kirli sporu olarak da bilinen bataklık dalışına yakından bakalım. İlk başlarda spor olarak görülmese de, 1976 yılında Galler'de yerel bağış toplama fikriyle ortaya çıktı. Birkaç yıl içinde sponsorların da desteğiyle bataklık dalışına ilgi bir hayli arttı. 1985 yılında düzenlenen ilk dünya şampiyonasıyla popüler olmaya başladı. Her yıl düzenlenen bu şampiyonaya dünyanın dört bir yanından sporcular katılıyor. Peki bu sıra dışı spor nasıl oynanır? Kurallar oldukça basit. Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı olarak düzenlendiği şampiyonalarda birbirine paralel iki ayrı kanal halinde bataklıklar inşa ediliyor. Toplam 110 metre uzunluğundaki bu iki parkuru en kısa sürede tamamlayan sporcu yarışın galibi oluyor. Yarışın ekipmanları da oldukça basit. Şnorkel, gözlük ve palet sporcuların olmazsa olmazı. En önemli kural klasik yüzme tekniklerinin yasak olması. Sporcular yunus balıkları gibi yalnızca ayaklarını kullanarak yüzmek zorunda. Dünya rekoru 1 dakika 23 saniye ile Kuzey İrlandalı sporcu Dineka Maguire'e ait. Bu sporun en güzel yanı ise şampiyonalarda toplanan tüm gelirlerin hayır kurumlarına bağışlanması. Ne dersiniz? Bu çılgın sporu denemeye var mısınız? Haftanın öne çıkan sporcu köşesinin bu haftaki konuğu Tokyo 2020 biletini alan milli sporcu Victoria Zeynep Güneş. Asıl adı Victoria Solunceva olan milli sporcunun hikayesi Ukrayna Poltava'da başladı. Yüzme sporuna başlaması sürpriz olmadı. Annesi yüzme antrenörü, teyzesi ise milli yüzücüydü. Başarılı bir sporcuydu. Onu uluslararası sahnede öne çıkaran, 2013 yılında Dubai'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası oldu. Genç sporcu 200 metre kurbağalamada altın madalyaya uzandı. Aynı yıl Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüyü kimseye bırakmadı. Ancak 2014 yılında başlayan iç savaş onu doğduğu topraklardan, Poltava'dan ayırdı. Her şey çok hızlı gelişti. Tatil için gelsek dediğimiz İstanbul'a yerleşmeye geldik diye anlatacaktı Türkiye'ye geliş hikayesini. Başarılıydı. Birçok ülkeden vatandaşlık için teklif aldı. Ancak o kendisine kapısını açan Türkiye'yi unutmadı. Türk vatandaşlığına geçti, ismini Victoria Zeynep Güneş olarak değiştirdi.
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu 200 metre karışıkta elde ettiği dereceyle Tokyo vizesini almayı başardı. Madalyaları Türkiye için alıp bana kucak açan Türkiye'ye borcumu ödeyeceğim diye çıktığı yolda olimpiyat kotası alan 3 yüzücüden biri oldu. Şimdi hedef 2020 Tokyo. Değerli izleyenler, programımızın bu bölümünde de haftanın 5 çılgın hareketiyle karşınızdayız. Tekvando'yu hepimiz biliriz. Oldukça sert bir disiplin içerir. Akıl ve vücut kontrolünü her zaman sağlam tutmak ve cesur olmak iyi bir tekvandocunun olmazsa olmazıdır. Bu videomuzda da tekvandocuların efsane tekniklerini izleyeceksiniz. Hadi buyurun. Şimdiki videomuzda da spor dünyasında yaşanan talihsiz anları izleyeceğiz. İşte karşınızda bowlingden bilardoya, kayaktan basketbola kadar birçok spor dalındaki o en garip şanssızlıklar. Zıplamak belki de hiç bu kadar zevkli ve çılgın olmamıştı. Basketbolda yapılan farklı türlerde sayı atışları ve birbirinden çılgın hareketler, benden demesi, bu gösteri kaçmaz. We'll be right back.
Eğlenmek isteyen her insanın mutlaka denediği trambolin doğru yapılmazsa eğer biraz can acıtabiliyor. İşte buyurun. Evet, bu haftada Spor Her Yerde'nin sonuna geldik. Efendim yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.